Herkes cennete gitmek ister. Fakat cennete girebilmek için ölmeyi kimse istemez. Aidiyet, kabul, onay, değer konumuz. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de aidiyet konusuna dikkat ederek o arzuladığınız aile huzuru, mutluluk, başarı veya iş konusunda bereket veya cebinizdeki maddi bolluğu çoğaltmak istiyorsanız o zaman bu videoyu sonuna kadar izleyin sevgili arkadaşlar. Yıllar önce bir televizyon programı geçmişte yaşamış alimlerin hayatlarını filme çevirir ve insanlara seyrettirirdi. Bu filmlerin arasında beni çok etkileyen, aidiyet konusunu çok güzel anlatan Kadı Mahmut filmi vardı. Yani herkesin aslında şu anda bildiği Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Bu film beni gerçekten çok etkilemişti. Daha önceden bu zatın hayat hikayelerini filmi seyretmeden önce zaten okumuştum. Görsel olarak seyredince daha da beni etkilemişti. Orada bir kişi var, bir kadı var. Kadı Mahmut, Bursa'nın belediye başkanı, aynı zamanda da hakimi. Yani derdi olan, sıkıntısı olan onun yanına gidiyor. İnsanlara rehberlik yapan alim bir zat. Şimdi önüne bir vaka geliyor. Şaşırtıcı bir vaka. Karı koca arasında bir çözülmez gibi görünen bir problem. Karı koca arasında normalde çözülemeyecek problem gibi görünen problemi çözüyor. Ve olağanüstü, aklın dışında bir olayla karşılaşıyor. Zamanın ve mekanın değişimiyle alakalı. Zaman ve mekan. Yani akıl ve mantığa sığmayan zaman ve mekan konusunda bir olay var ve onu çok etkiliyor Kadı Mahmut'u. Ve o konuyu da araştırmak istiyor. Çünkü kadı olabilmek için çok kitap okumuş, çok şeyler öğrenmiş. Bu zamana kadar kendini çok iyi yetiştirdiğini, çok bilgili olduğunu, çok şeyi öğrendiğini. Fakat o konuda zaman ve mekan değişimi konusuyla alakalı ilim eksikliğini fark ediyor ve bu ilmi öğrenebilmek için onu bir kişiye yönlendiriyorlar. O kişinin ismi de Üftade. Hani meşhur Bursa'nın evliyalarından Üftade Hazretleri, sırmalı kaftanı ve zamanın makam aracı yani süslü atıyla onun bulunduğu çiftliğe gidiyor. Kadı olduğu için düşünün, şimdiki makam aracı S-Class değil mi? S-Class öyle bir araçla oraya gidiyor ve o içinden çıkılamaz bilgiyi öğrenmek istiyor. Zaman ve mekan değişimiyle alakalı. Hani zaman makineleri var ya veya mekan değiştiren Beamen sistemi var. Hani Star Trek filmlerinin içerisinde olan bir durumu araştırmak için, ondan bilgi almak için gidince Üftade Hazretleri onu kabul etmiyor. Çünkü sende varlık var diyor. Sen bildiğini zannediyorsun. Sen vali elbisesiyle gelmişsin, sen kadı elbisesiyle gelmişsin. Üzerinde sırmalı kaftan var. Bu kaftanı çıkarırsan hüdayi olursun mesajını veriyor ona. Kabul etmiyor ilk önce. Çünkü sen varlığınla gidersen ben biliyorum, ben biliyorum, ben filanca makama sahibim diye burnun havada gidersen red yersin değil mi? Normal. Yani talip değilsen eğer, gerçekten talip, talebe değilsen, bedel ödemeye razı değilsen, bildiklerini kenara atmaya razı değilsen seni kabul etmiyorlar. İşte Üftade Hazretleri de Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ni kabul etmiyor. Peki beni kabul etmen için ben ne yapmam lazım tarafına bakıyor Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Ben seni kabul etmem için, yani benim öğrencim olabilmen için Bursa çarşısında, hani şu anda herkesin meşhur bildiği Ulu Cami'nin etrafında kapalı çarşı var. Meşhur. Orada ciğercilik yapacaksın. Yani bir kere gidip de ciğer satmak yetmiyor. Sürekli orada da ciğer satacaksın. Kaftanınla beraber, titelinle beraber oraya gideceksin. Nefsini bir kenara bırakacaksın. Yani egonu bir yere bırakacaksın. Bardağı boşaltacaksın. O zaman ben seni öğrenci olarak kabul edebilirim. Yani
bardağını boşaltmadan buraya bir şey koyamayız buyuruyor Üftad Hazretleri. Ve gerçekten filmde de görebilirsiniz. Siz de o filmi izlediğinizde siz de görebilirsiniz. Çok enteresan. Kaftanıyla oraya gidiyor ve uzun bir değneğe sıralanmış ciğerler var. Ciğerci diye sesleniyor. Çarşıda kapalı çarşıda dolaşıyor ve ona deli diyorlar. Herhalde bizim kadı delirdi, ciğer satıyor ve aşağılıyorlar. Taş atan oluyor, sıkıntılar yaşıyor ve bir ay boyunca bu şekilde ciğer sattıktan sonra Üftadi Hazretleri onu öğrenci olarak kabul ediyor ve kendini öyle geliştiriyor ki o zat Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, sevgili arkadaşlar, zamanın padişahı onu atına bindiriyor ve arkasından yürüyor. Ona bütün İstanbul halkı saygı duyuyor sevgili arkadaşlar. Şu anda zaten kabri Üsküdar'da, herkes de biliyordur. Siz de gitmişsinizdir belki. Sevgili arkadaşlar, burada aslında anlatılan konu kabul, onay, değer. Yani bu üç şey: kabul etmek, onaylamak ve değer vermek. Yani aidiyet. Aidiyet olmadan arzuladığın hedefe ulaşamıyorsun. Tarih boyunca bu her zaman böyle olmuştur. Bu sadece bizim kültürümüzde olan bir şey değil. Tarihte karate öğretmeni öğrencisini hemen kabul etmiyor. Bazı fedakarlıklar yaptıktan sonra öğrencisini kabul ediyor. Bunların filmleri de var. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar her zaman var. Aidiyet. Aidiyet olmadan size kimse bir şey vermeyecektir. İlim, bilgi öğrenemeyeceksiniz. Yani kendinizden bazı şeyleri feda etmeniz lazım. Bardağı boşaltmanız gerekiyor. Bu insanlık tarihinde her zaman vardı ve her zaman olacak. Kimse size altın tepside bir şeyler gelip vermeyecek. Verse zaten sıkıntısı olur. Zaten size altın tepsiyle altın verilse değerini bilemezsiniz. Çünkü insanın psikolojisi öyle. İnsana bedava altın verseniz, altını alan kişi sen bana demir verdin der ve o altını geri verir. Dolayısıyla insan fedakarlık yapması gerekiyor. Boynunu büküp kabul etmesi gerekiyor. Bu zamana kadar öğrendiklerini kenara koyması gerekiyor. Çünkü o öğrendikleriyle bir yere varamamış. Varsaydı o zaman senin yanına gelmezdi. Dolayısıyla kişi kabul etmesi lazım, onaylaması lazım, değer vermesi lazım. Talebe demek, talip yani isteyen demektir. Siz gerçekten istemeniz gerekiyor. Tam olarak talep etmeniz gerekiyor. Çünkü karşıdaki kişi size versin, bilgi versin. Size lazım olan neyse onu versin. Hani ağlayan bebeğe emzik verir derler ya. Bebek ağlamadan emzik verilmiyor ki. Yani kişi bir şey yapması lazım. Bu dünyaya geldiğinden itibaren böyle. Dünyaya ilk gözünü açtığından itibaren ağladığın için sana süt veriyorlar. Sen istediğin için oluyor. Ama sen şöyle bir yerde otursan, hani bir karış bostan Yangel Osman hesabı, sana kimse gelip de bir şey vermeyecek. Bunun garantisi var yani. O hani beyaz atlı prens gelip sana yardım etmeyecek. O sadece masallarda var. Gerçekten öyle bir şey yok. Sen zaten bunu biliyorsun. Her zaman bunu yaşadın zaten. O yüzden bırak artık kendini kandırmayı. Sihirli değnek yok. Hiçbir zaman sihirli değnekle bir yere ulaşamayacaksın. Yani çaba göstermeden karşını alamayacaksın. Gayret göstermeden, çalışmadan bir şeyi almak mümkün değil. Sadece biraz önce dediğim gibi sadece bu masallarda var. Bir de piyango da var. Loto da var. Piyangoyu kazananlar da zaten bedava kazandığı için onu birkaç senede kaybediyor. Bu zamana kadar piyango kazanan insanların hayatlarını kitap yapmışlar. Bayağı kalın bir kitap sevgili arkadaşlar. Orada bedavadan kazanan insanların hayatları nasıl hüsranla sonuçlanmış onu okuyabilirsiniz. Bayağı kalın bir kitap. Satın alıp bakabilirsiniz. Yani size bir şey karşılıksız verildiğinde, bedava verildiğinde malınızın telef olacağını bilin.
Çünkü bu Allah'ın adaletine ters zaten. Yani herkes hak ettiğini alıyor. Ne kadar gayret gösteriyor, o kadar karşılığını alıyor. Dolayısıyla hani o size anlatılan ana akım medyada karşılıksız, hani devamlı piyango veya karşılıksız size verilen bilgi, bunların size bir şey getirmeyeceğini kafanıza koyun artık. Çünkü bedava peynir sadece fare kapanında olur. Size kimse bedava bir şey vermeyecektir. Dolayısıyla siz talip olmanız lazım. Siz fedakarlık yapmanız lazım. Siz kabul edip, onaylayıp değer vermeniz lazım. İlk adım sizden olmalı. Siz adım atmaya başlayınca, yaklaşınca zaten, yaklaştıkça karşınızdaki kişi size yaklaşacak. Siz bir adım atacaksınız, o 10 adım atacak. Dolayısıyla burada aidiyet konusu çok dikkat edilmeli. Aidiyetle arzuladığın hedefe ancak ulaşabilirsin. Biraz önce ilk videonun başında söylediğimiz gibi herkes cennete gitmek istiyor ama cennete girebilmek için ölmeyi kimse istemiyor. Evet, cennete girebilmek için ölmek gerekiyor. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Bir şey vermek gerekiyor. Gayret gerekiyor. Kabul gerekiyor. Onay gerekiyor. Değer vermek gerekiyor. O zaman karşını alırsın. Benim yıllar önce dedem onu söylerdi. Aldığın karar ne olursa olsun, İyi veya kötü, yanlış veya doğru, arkasında durdukça o kararın, gayret gösterirsen, emek harcarsan, çaba gösterirsen, Rabbim karşılığını sana verir. O aldığın yanlış kararı senin lehine çevirir. Neden? Çünkü sen arkasında gidiyorsun hedeflerin. Söylediğin sözün arkasında duruyorsun. Vazgeçmiyorsun. Niyet hayır, akıbet hayır. Tamam, ilk önce yanlış gibi görünebilir. Ama senin hedefine doğru ilerliyorsun. Kötü bir şey yapmıyorsun ki. Senin bir hedefin var. Oraya doğru ilerledikçe zaten sonu iyi olacak. Bunu derdi rahmetli dedem. Ve 11 yaşından itibaren gurbete çıktığım günden bu zamana kadar aldığım kararların sonuna kadar gitmişimdir. Her zaman bir işe başladıysam sonunu getirmişimdir. Çünkü sonunu getirmezsem bu bana zarar vereceğini biliyorum. Yarım kalan işler insanın motivasyonunu düşürür ve insanı başarısız yapar diye öğrendim. Öyle biliyorum ve bunu öyle tecrübe ettim. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla siz de iyi kararlar alıp arzuladığınız hedefe gitmek istiyorsanız fedakarlık yapacağınızı bilin. Kabul, onay, değer vermeniz gerektiğini, bedel ödemeniz gerektiğini artık bu videodan sonra daha iyi öğrenip uygulayın. Bu öğrendiklerinizi lütfen beyninizden gönlünüze yerleştirin. Gönlünüze indikten sonra zaten hayatınıza yansıtırsınız. Hülasa, herkes, sen de o başarıya, başarı dediğim zaman bir işi sonuna kadar götürebilmek, bitirmek, işi bitirmek, başarı odur. Veya arzuladığı o huzur, hani aile huzuru, mutluluk, aileyle daha fazla zaman harcamak, çocuğunla beraber hafta sonlarını veya hafta içerisine onunla beraber geçirdiğin zamanı yerleştirebilmek veya kendine zaman ayırabilmek herkesin yapabileceği bir şey. Sen de bunu yapabilirsin ama bunun için bedel ödemen gerekiyor. Gayret göstermen gerekiyor. Kabul, onay, değer ve aidiyet. O ilmi öğrenmek için boynunu bükmen gerekiyor. Boynunu büküp, yani egonu kenara bırakıp, nefsini bir kenara bırakıp gayret göstermen gerekiyor. Dolayısıyla herkes arzuladığı o hedefe ulaşabilir. Sen de ulaşabilirsin. Bu arzuladığın hedefe doğru giden yolculukta sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu doldurup gönderiyorsun. Eğer bizim programa uyarsan, aidiyet görürse, kabul, onay, değer varsa işin içinde, yani analizden geçtikten sonra her şey uyarsa o zaman seni de bizim eğitimlere alırız ve seninle beraber hedefine doğru yolculuk yaparız sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.